Arkadaşlar merhaba. Sezer Beylan kardeşimle yine beraberiz, avukat. Merhaba. Geçen günkü konularımız yetişmediği için 3-4 gün sonra kendisinden teşekkür ederiz. Yine bizi kırmadı, yine geldi. Biz burada gerçekleri konuşacağız. Yani Akhisar gerçekleri bilsin. Evet. Sezer kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi, merhaba tekrardan. Vallahi top sende. Evet. Her şeyi sen gayet iyi biliyorsun. Evet. Yani Akhisarspor'un içindekileri de biliyorsun. Evet. Sonuçta Akhisarspor'un eski avukatı mı diyeyim? Devam ediyor mu diyeyim? Onlar değil diyor. Sen varım diyorsun. Ya şimdi sen abi, onlar için aslında onlar avukat değil bile demedin bize şimdiye yok, kadar ama. Yok, biz hiç kimseye hedef göstermedik biz. Yani bir önceki yayında da bahsettik ama biz onlar bizi bir hedef göstererekten bir açıklama yaptılar. Gerçek dışı bir açıklama. Ama biz şimdi ben diyemem yani Bişar Özbey kulübün avukatı değildir diyemem. Vekaletnamesi var. Şimdi senin onlar var, da bizim bize gösterdi. Bizde var. 1 Mart 2018 tarihli vekaletnamemiz var. Devam ediyor. Şu anda sözleşmesi tabii, bile devam ediyor mu? Vekaletnamemiz tabii devam ediyor yani. Yani ne gerek var şimdi durduk yere bu şekilde bir açıklama yapmanın ne gereği var? Ama Twitter'dan yani, açıklamalar yaptın ya. Tabii yaptım. Bence ondan kaynaklanıyor. Ondan. Biraz sıkıntılar. Yani biraz işin ucu kendilerine dokunmaya başlayınca bunlar kendileri şahsi mesele olarak aldırdılar. Ve bizimle ilgili öyle başlama yaptılar. Tabii şimdi süreç buraya kadar geldi. Aslında kendileri uyuyan devi uyandırdılar diyelim yani. Ama sen şu ana kadar konuştuklarının içerisinde onların şahsının adına bir şey söylediğin yok zaten. Yok, Akhisarspor'un yaralarında ne varsa tabii, sen onları anlatmaya çalışıyorsun. Ya biz gerçekleri söylüyorsun. Aynen öyle. Bu mesele Bişar Özbey, Evren Özbey, Serhat Özbey meselesi değil. Sezer Baylan meselesi değil. Biz burada kendimiz elimizden geldiğince dediğim gibi Akhisarspor menfaatlerini korumaya çalışıyoruz. Akhisarspor üzerinden prim yapmaya çalışan, menfaat elde etmeye çalışan bu kişiler varsa da bunlarla ilgili mücadelemizi devam ettireceğiz. Gerekirse bunu farklı platformlarda taşıyacağız. Onu da söyleyelim yani. Onunla ilgili şimdi birazdan da açıklamamızı yaparız. O zaman ben sözü sana bırakıyorum. Evet, konular da çok. Kamuoyu da bütün her şeyi görsün açıkçası evet, yani. Yani biz de şimdi ben de biraz daha gruplandırmaya çalıştım konuları. Konularımız çok ama kısaca yine izleyenleri de sıkmadan. Ben şöyle söylemeye çalışıyorum. İnsanların anlayabileceği dilde. Evet. Yani avukat dilinde değil. Yok. De. Sade vatandaşın anlayacağı bir dilde dersen, anlatırsan hem millet de anlayabilir. Evet. Bence anlaması gerekiyor zaten. Gerekiyor. İnsanların neyip ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Bilmesi lazım. Şu anda Akhisarspor'un içerisinde kimsenin ne olduğunu bilmiyor. Bilmiyorum. İnsanlar sadece anlattıklarını biliyor. Anlattıklarını biliyor. Aynen öyle. Yani görmek istediklerini biliyor. Biliyorlar. Aynen öyle. Şimdi biz biraz da perdenin ikinci yüzünü göstereceğiz. Arka plandaki olayları göstereceğiz. Nereden başlayalım? Öncelikle Özbey menajerlik firmasının bilgilerinden başlayalım. Bunlar menajerlik yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Nasıl bir yol izliyorlar menajerlikte? Bunların bilgilerini size o verelim. O zamanlar bize açıklama yaptıklarında sen açıklamaların hepsini takip ediyorsundur. Ediyorum, herhalde, ediyorum. Bıraktık dediler. Bıraktık dediler çünkü bıraktık yani dediler. Yapmıyoruz dediler çünkü. Bıraktık dediler. Şimdi şöyle bir şey diyelim abi. Şimdi bakalım yine bak. Şimdi futbol menajerleriyle çalışma talimatı var TFF'nin. 4. maddesinin 3. fıkrası. Burada illaki resmi lisanslı menajer olmasını aramıyor TFF talimatları gereği. Doğrudan veya dolaylı olarak futbol faaliyeti içerisinde, menajerlik faaliyeti içerisinde bulunuyorsan TFF bunu menajerlik faaliyeti olarak değerlendiriyor. Resmi şirketin var mı yok mu, kaydın var mı, vergi kaydın yok mu, lisansın var mı ona bakmıyor. Daha önceden bu şekilde yaşanan bir örnek nedir yakın tarihte? Metin Korkmaz örneği var. Metin Korkmaz menajer aynı zamanda ve bir yandan da Adana Demirspor Kulübü'nde danışmanlık yapıyor. Adana Demirspor Kulübü'ne. Ve bu nedenle Metin Korkmaz bir yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. Doğrudan veya yani dolaylı. Görevini mi yapamadı yoksa statlara mı? Yok. Şöyle diyeyim size. Hem statlara giremedi hem de menajerlik faaliyetini yapamadı. Hiçbir faaliyete aracılık yapamadı. Yani aslında bu Özbey kardeşlerin yaptığı da ikinci bir Metin Korkmaz vakası diyebiliriz. Yani onun da şimdi detaydan açıklarım ben size. Ama öncelikle bu Özbey menajerlik firmasının mesela Ticaret Sicil gazetesi ilanı var. 28 Temmuz 2020 tarihli Özbey menajerlik hizmetleri ticaret limite şirketi adresi Beşiktaş İstanbul'da ve kuruluşunda da kurucusu olarak ve şirketin sahibi olarak kim gözüküyor? Serhat Özbey. Şu anda kendisini Akhisarspor yöneticisi diye tanıtıyor. Boy boy fotoğraflar veriyor. Maçlara gidiyor. Özbey kardeşlerden bir tanesi. Ve bu firmanın aracılık faaliyetlerinden bir tanesi de menajerlik. Ticaret Sicil Gazetesi ilanı burada. İsteyenler
girip bakabilirler. Yani biraz küçük yazılar ama belli olmaz büyük ihtimalle. Ticaret Sicil Gazetesi'ne girdiklerinde Özbey menajerlik yazdıklarında bu bilgiye ulaşabilirler. Özbeyler öncelikle resmi olarak şu anda menajerlik firmaları var. Bu kapatılmadı. Onun dışında Serhat Özbey'in TFF sitesine girdiğinizde kendisini yönetici olarak tanıtıyor Akser Spor'da. Şu anda TFF'nin listesinde menajer olarak gözüküyor. Kendisi. Gözüküyor. Evet, menajer olarak gözüküyor. Askıda şeyi, lisans durumu harcını yatırmamış, yenilememiş. Ama lisans şeyi, menajerlik kaydı var. Ve adresi de Kartal, İstanbul olarak gözüküyor. Ve flash isim, kimsenin tanımadığı, birden ortaya çıkan Özbey kardeşlerle beraber Akser Spor'un menajerlik faaliyetlerini üzerinden yürüttüğü Abdül Samet Süner. O en son şeyde 26 son, topçuya imza töreninde sağ tarafta oturuyordu. Aynen, orada sağ tarafta oturuyordu. Eller havaya kaldırdılar, transferi tanıttılar biliyorsun. Biz işte şöyle transfer ettik, böyle transfer ettik vesaire diye. Abdül Samet Süner'in de bunun lisansı devam ediyor, aktif. TFF'ye girip oradan da arkadaşlar bakabilirler. Şöyle gösterelim onu da. Samet Süner'in. Şimdi şöyle diyelim. Bir de Özbey menajerlik sayfasının kendi internet sitesi var. İsteyen herkes girebilir. Özbey Futbol ve hukuk yazdıklarında özbeyfutbol.com açık şeyi, detayı. Orada şu anda kendisini Akhisar Spor'umuzun başkanı olarak tanıtan Evren Özbey kurucu ajan olarak gözüküyor. Kurucu ajan. Yani kurucu diyebiliriz. Oradan şöyle gösterelim. Kurucu olarak gözüküyor. Özbey Futbol'un menajerlik firmasının kurucusu olarak gözüküyor. Onunla beraber kim gözüküyor kurucu? FIFA lisanslı Samet Süner. Onun da listesi burada. Samet Süner. Herkes bunu girip bakabilir. FIFA dediğin zaman uluslararası. FIFA tabii uluslararası lisansı var. Menajerlik lisansı var. Ama dolaylı olaraktan bu firmaya, Özbey Futbol ve menajerlik firmasına Evren Özbey ve arka planda Serhat Özbey bu işin içerisindeler. Hatta nerede anlaşılır o? Şöyle diyelim. Mesela Serhat Özbey'in Facebook sayfası. Girip baktığınızda açıklamalarına, tanıtım kısmına ne yazıyor? Özbey Futbol menajerlikte çalışıyor yazıyor. Samet Süner'e baktığımızda, Instagram'ına baktığımızda Özbey Futbol etiketi var. Açıklamalar kısmında. Samet Süner'in bu kendi şahsi Instagram sayfası. Menajer. Bunlarda bence çok büyük sıkıntı var mı yok mu ben yasal açısından ben onu bilmiyorum ama şimdi, biraz sonra ben bir şey soracağım sana evet. Tabii ki de oraya da geleceğiz. Evet. Bunlar belki olabilir. Ticaret yapıyorlardır. O bizi çok ilgilendirmiyor i̇şte, ama Akhisar Spor'daki evet. Topçularla alakalı onu biraz sonra ona geleceğiz. Şimdi geliyoruz yavaş yavaş ona. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. İstedikleri menajerlik faaliyetinde bulunabilirler. İstedikleri oyuncu menajerliği yapabilirler. Ama dediğimiz gibi TFF'nin talimatnamesi var. Futbol menajerleriyle çalışma talimatı. Dediğimiz gibi 4. madde 3. fıkra bakabilirler. Daha önceden dediğimiz gibi Metin Korkmaz Adana Demirspor'da böyle bir sıkıntı yaşadı. Onu bize açar mısın? Yani onlar şu anda Akhisar Spor'da yapabilirler mi yapamazlar mı? Şimdi mesela kesinlikle yapamazlar. Yani kendilerini hem Akhisar Spor yöneticisi ve başkanı olarak tanıtıp bir yandan da oyunculara aracılık edemezler. Faaliyette bulunamazlar. Doğrudan veya dolaylı bak diyorum ki bu Metin Korkmaz örneğini bilenler bilmeyenler varsa internete yazıp bakabilirler. Metin Korkmaz Adana Demirspor işte ceza yazsınlar çıkar. Metin Korkmaz da aynı bu şekilde. Yani dediğim gibi ikinci bir Metin Korkmaz vakası var şu anda aslında karşımızda Akhisar Spor'da yaşanıyor. Yani bir doğrudan veya dolaylı olarak menajerlik faaliyetleriyle ilgilenen resmi olsun gayri resmi olsun fark etmez. Dediğim gibi üstüne şirket olsun olmasın menajerlik firması bir kişi aracılık faaliyetinde bulunuyorsa bir kulüpte yöneticilik yapamaz. Yapamaz. Yani. Kendini yönetici olarak tanıtamaz. Bir kulüpte doğrudan veya dolaylı görev alamaz. TFF talimatı açık. Okuyabilir herkes. TFF talimatı açık. Yani şöyle diyelim size. Yani bunun da aslında yani mantıklı bir açıklaması var. Nasıl mantıklı bir açıklaması var? Biliyorsunuz bu Özbeyler daha önceden Çekdar Orhan'la Elmar Biyarnason'a getirdiler. 2 sene önce bize. O şekilde bir tanışıklık oldu. İlk tanışıklık. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bu arkadaşların Özbey menajerliğin ve Samet Süner'in diyelim. Başka futbolcuları da var ellerinde. Şimdi başka futbolcusu
Atıyorum Bolu Spor'da oynuyor, Samsun Spor'da oynuyor, işte orada burada oynuyor vesaire. TFF 1. Lig'de Akhisar Spor'un rakiplerinin birisinde. Şimdi bir menajer olsan, ticarethanen senin olsa, bir firman olsa, menajer firman olsa ne yaparsın? Oyuncu ne kadar parlarsa o kadar mutlu olursun. Çünkü pazar piyasası, pazarı o kadar çok genişler. Şimdi örnek verelim, işte bize 3 tane gol atan Taşkın. O Balıkesir Spor'da. Zaten maçta hiç yoktu. 3 tane gol var. Yoktu. 3 tane gol var. 3 tane gol var. Aynen öyle. Adam Türkiye'nin gündemine oturdu. Mesela Özbey Futbol bu adamın da menajerliğini yapsaydı. Nasıl olacaktı iş? Yani adam gol mü atacak? Yani şimdi Özbey Futbol'un bir oyuncusu gol atıyor Akhisar Spor'a. Sen onun menajerliğini yapıyorsun bir yandan. Bir yandan da kendin Akhisar Spor yöneticisin. Veya atıyorsun İstanbul Spor'da. Cihat Çelik İstanbul Spor'dan geldi biliyorsunuz bize. Daha önceden su üstü banyan olabileceği. Olabileceği açık abi yani bu. Yani Cihat Çelik örneği mesela İstanbul Spor'da oynuyordu önceden geçen sene. Biz İstanbul Spor'la maç yaptık mesela. Burada içeride bayağı gollü bir maçımız oldu. 4-3 yendik. O maçta mesela Cihat Çelik bunların oyuncusuydu. Şimdi Cihat Çelik bize geldi. Yani bu şekilde çelişkiler var aslında. Yani kendini yönetici olarak tanıttığın kulübün veya başkan olarak tanıttığın kulübün rakip bir takımında senin kendi oyuncun da olabilir. Bu sefer sen Akhisar Spor'un menfaatlerini mi koruyacaksın? Yoksa kendi menajerliğini yaptığın oyuncunun haklarını mı koruyacaksın? Yani sonuçta tabii para kazanıyorsan kendi menfaatlerini koruyacaksın. Yani TFF talimatı açık. Çünkü bu tarz suistimallerin önüne geçmek için TFF talimatları gereği 4. maddenin 3. fıkrası tekrar söylüyorum. TFF 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verebiliyor. Hak mahrumiyeti cezası ne demek? Tesislere giremiyorsun, kulübünle iletişim kuramıyorsun, spor faaliyetlerine müdahale edemiyorsun vesaire. Yani Özbey kardeşler de ikinci bir Metin Korkmaz olarak mı anılmak istiyorlar Akhisar'da? Yani bizim kulübümüzün bu şekilde biz anılmasını istemiyoruz açıkçası. Yani bu nedenle biz ne diyoruz? Özbey kardeşlerin aslında şu anda yaptıkları usule aykırı, TFF'nin talimatlarına aykırı. Bir an önce Akhisar Spor'da kongrenin yapılıp kongrenin netleşmesi lazım ve bir an önce yönetimin kurulması lazım. Özbey kardeşler de eğer ki yönetime taleplerse kendi yönetimlerini kuracaklar, aday çıkacaklar. Eğer ki kazanırlarsa da menajerlik faaliyetlerini tamamen bırakmaları lazım. Ben biraz önce birkaç gün önce bu işte Evren Bey'in mülakatını izledim bir radyo kanalında Samsun Spor maçı öncesinde. Kendisi de zaten açık açık söylüyor yani. Bizim menajerlik faaliyeti yaptıklarımızdan bahsediliyor falan filan diyor. Aslında diyor işte bizim menajerlik yaptığımız iyi bir şey. İşte futbol piyasasını biliyoruz. İşte oyuncuları pazarlarız vesaire. Kendisi de kabul ediyor bu menajerlik faaliyetlerini. Canım tabii ki iyi bir şey ama senin için anlattıklarınla çok tezat düşüyor. Aynen öyle. Yarın öbür gün dediğin gibi suistimallere girecek. Suistimaller açık. Yani bunların dediğin gibi oyuncusu olan daha başka oyuncular da var. Onları da şimdi söyleriz. Yani bizim şu anda mesela Akhisar Spor'da baktığımızda yine Özbey Futbol Menajerliği sitesi bu. Şu anda Paul Keita, başka kim var? Furkan Korkut, yeni gelenler. Cihat Çelik, yeni gelenler. Çektar zaten vardı. Onun da menajerliğini yapıyorlar. Ama Çektar biliyor musun? Kadro dışı kaldı. İşte Çektar, niye kadro dışı kaldı? Onu da söyleyelim. Çektar, onunla ilgili biz paylaşımda yaptık Samsun Spor maçı sonrasında. O da bayağı ses getirdi. Çektar, zaten onun için bu soruyu sordum. Evet. Çektar Orhan bunlarla, bu arkadaşlarla menajerlik sözleşmesini uzatmak istemiyor. Uzatmak istemeyince de bu arkadaşlar Çektar'ı kadro dışı bırakıyorlar. En son mesela Samsun Spor maçında Çektar gibi bir oyuncuya çok ihtiyacımız vardı. Yani hareketli bir oyuncu oyunu yönlendirebilir, canlandırır. Yani oyuncuya ihtiyacımız vardı ama kendi şahsi menfaatleri gereği dediğimiz gibi hani biz Akhisar Spor menfaatleri mi, şahsi menfaatler mi? Buradaki mesele bu. Eğer ki şahsi menfaatlerini göz önünde tutuyorsan Özbek kardeşler gibi yaparsın. İmzalamıyorsa oynatmazsın. Olan Akhisar Spor olur. Zaten yönetim cezayı vermiş yani. Yoksa yani, bizim aldığımız duyumlardan şeyle alakası yok bunun yani. Hocayla alakası yok. Hocaya kalsa çektir zaten. Oynatır her maçta oynatır. Yani bu tarz oynatır. Hoca ama değil herkes oynatır kardeşim. Son 3-4 maçta adam mükemmeldi zaten. Neden oynamıyor diye biz burada programlar yaptık tabii, yani. Tabii abi. Çektir çok hareketli bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Bilekleri kuvvetli. Yani güzel bir oyuncu ama işte Çektir'le aralarında şahsi bir dediğim gibi menajer sözleşmesinin uzatılıp uzatılmaması ile ilgili bir anlaşmazlık olduğundan dolayı kadro dışı bırakıldı. En sonunda da biliyorsunuz uzattılar. Şu anda Çektar tekrardan kadroda. Demek ki direnemedi daha fazla. İmzaladı. Yani bunlarla ilgili biz yine söyleyeceğiz şimdi. Başka oyuncularla ilgili de var. Menajerlik olaylarıyla ilgili açıklamaları yapacağız yine. Yani şu anda menajerlik, Özbey Futbol'un menajerlik olarak
bizim açıkçası Aksaspor'a zarar verecek. Aksaspor'da şu anda 14-15'e yakın kendilerinin şeyleri var. Sözleşmeyle kendilerinin irtibatlı olduğu futbolcular var. Şu anda Aksaspor'da oynayan yeni gelenlerden. Nasıl bu? 5 tane dediğim gibi Elmar zaten gitti. O artık Aksaspor'da değil. Elmar da bunların oyuncusuydu. Elmar'ın gidişi de nasıl oldu? Onu da açıklayalım. Elmar'ın gidişi de yine aynı şekilde Çektar gibi Elmar'a da baskı yapıyorlar. Bizimle sözleşmeni uzatacaksın. Yoksa seni oynatmayız vesaire. Elmar zaten alacağı vardı kulüpten. Ben kardeşim sizinle çalışmam. Sizi de kale almam. Ben sizin gibi baskıya gelmem diyor. Ve bavulunu toplayıp gidiyor. Elmar'ın gidişi de bu şekilde. Yani çoğu oyuncu, giden oyuncu aslında daha sonrasında bunların döneminde giden bütün oyuncular, çoğu oyuncu bu şekilde baskılara boyun eğmediği için giden oyuncular. Gidemeyenler de kadro dışı bırakıldı. Sebi Doğukan olayı var. Şimdi şöyle diyelim abi. Onu da bahsedelim. Şunu şuraya koyalım. Şimdi dediğimiz gibi bu transfer sürecini Aksaspor'un teslim edildiği transfer sürecini yöneten menajer kim? Samet Süner. Abdül Samet Süner. Lisanslı zaten menajer. En son gördük biz onu. Tabii ondan en son stadyumda görüldü. Şeyde görmedik yani. Şimdi o da ayrı bir skandal aslında. Bakayım burada fotoğraflarda var mı? Şurada. Tamam. Şimdi o görüntüyü bilmeyenler varsa şöyle gösterelim. Samet Süner menajer sol tarafta, ortada Evren, onun yanında da Bişar Özbey. Onların etrafında da 26 tane oyuncu var. Şimdi mesela sormak lazım, hangi kulüp şimdiye kadar menajer eşliğinde menajerle birlikte bu şekilde transfer açıklıyor? Yani bu şekilde niye bir açıklama yapma gereği hissettiler? Menajerleri niye bu şekilde parlatıyorlar Aksaspor'da? Sadece parlatma bu şekilde değil. Mesela şu anda Aksaspor'un sosyal medya hesapları kimin elinde? Bilginiz var mı? Valla eskiden biliyorduk yani kimler yapıyor diye. Kulüpteki yetkililer yapıyordu. İsmail yapıyordu. Ondan sonra Eren yapıyordu. Onlar yapıyordu. Şu anda yani kulübümüz Etem. Aynen, Etem yapıyordu. Şu anda kulübümüzün sosyal medyaları kimin elinde? Menajer Samet Süner'in elinde. Mesela bir tane paylaşım. Çilek transfer. Sissoko'nun açıklandığı zaman. Ne diyor? Aksaspor'un resmi paylaşımı bu. Aksaspor'u da Instagram sayfasındaki paylaşım. Diyor ki transfer admini online Samet Süner'i takip edin. Altına yazmış çilek transferi açıklayacağız. Menajerler takip ettiriliyor Aksaspor'un sayfasında. Zaten yanlış orada. Biz hiçbir habere gitmedik. En son toplu çekime gittik biz zaten. Evet doğru. Doğru. Hata orada. Yani biz duyumları aldık. Söylediğimiz zaman hep inkar ettiler. Yani. Ama ondan sonra 2 saat sonra tekrardan açıkladılar. Abi yani mesela başka bir örnek. Biliyorsunuz bu ilk maçta devre arasından sonraki ilk maçta 3-0 Tuzlaspor maçında Delar'la işte Onurcan Güler'in forması işte Instagram'dan yayınlandı. Aksaspor'un Instagram'ından hediye edilecek dendi. Peki hediye nasıl edilecek? Onu da gösterelim. Şöyle gösterelim. Aksaspor'un resmi sayfasından çekilen bir ekran görüntüsü bu. Diyor ki aşağıdaki hesaplarımızı takip eden ve yoruma iki arkadaşı etiketleyen taraftarlarımıza forma hediye edilecek. Peki aşağıdaki hesaplar kim? Aksaspor tamam resmi hesap. Delar tamam o da olur futbolcumuz. Onurcan Güler o da olur futbolcumuz. Bir tanesi kim? Menajer Samet Süner. Bizim Aksaspor'umuzun resmi hesaplarından Samet Süner takip ettiriliyor. Açıklama yapmak için. O da yanlış. O da yanlış. Bir başka çilek geliyor. Hazır mısınız Aksar? Yine aynı Instagram Aksaspor'un resmi Instagram sayfası. Sayfada da biz de okuyalım. Bazen yazılar tam okunmuyor. Transfer admini online Samet Süner Serhat Özbey. Takip edin. Hazır mısınız? Bunları takip edin diyor. Aksaspor'umuzun sayfasında Serhat Özbey kendi şahsi paylaşımı bu. Serhat Özbey'in kendi şahsi paylaşımı. Serhat Özbey'in paylaşımında altına da yazmış Özbey Menajer, Özbey Futbol, Özbey Brothers. Bunları etiketlemiş kendi menajerlik firmaları. Daha yeni paylaşımlar bunlar. Aksaspor'daki görevlere geldikten sonra. Nasıl menajerlik faaliyeti yapmıyor bunlar? Mesela başka bir paylaşım. Menajerlerin reklamının dışında bir de Özbey Hukuk Bürosu'nun reklamı yapılıyor.
Nasıl yapılıyor? Çilek transfer Sissoko. Açıklaması nerede yapıldı çilek transfer Sissoko'nun? Biliyor musunuz abi siz? Biz gitmedik zaten. Bizim gitmediniz. İstanbul'da Bişar Özbey'in avukatlık bürosunda yapıldı. Açıklama. Şöyle gösterelim. Aksaspor'un resmi Twitter sayfası. Instagram sayfası. Yine Instagram sayfası. İşte Bişar, Evren, Serhat, ortada da Sissoko. Eskiden yine bizi çağırıyorlardı. Yani her transferde biz gidiyorduk. Tüm Aksaray'daki medya grubu gidiyordu. Burada da yine Sissoko ile kim? Samet Süner, menajerin fotoğrafı. Aksaryaspor'un sayfasında boy boy fotoğraflar. Aksaryaspor'un sayfasında Özbey Futbol Özbey Avukatlık Bürosu'nun içerisinde Sissoko'nun sözleşmesi imzalanıyor. Aksaryaspor'un oyuncusu İstanbul'da, sen niye sözleşme imzalatıyorsun? Niye gelip burada sözleşme imzalatmıyorsun? Aksaryaspor'un sayfasında bildirim yaparken niye Özbey Hukuk firmasının yer bildirimini bulunuyorsun? Hani bize... Ama burada suç sadece Özbeylerde değil, biliyor musun? Buna izin veren tabii. Diğer yöneticiler de bence. Ya, tabii yani aslında dediğim gibi yani aslında sorumluluk şu anda mevcut resmi kağıt üzerinde kim yöneticiyse onlar da Harun Erkşener ve diğer işte yönetici olan abilerimiz de. Yani aslında sorumluluk kendilerinde, dediğimiz gibi nimeti Özbeyler, külfeti yönetim daha üstleniyor. Külfet olmadı. Eğer senin bu anlattıkların gerçekten böyle giderse yarın külfeti Aksaray'da külfeti çıkacak. Çok gelecek. Tabii Aksaray'a gel. Şimdi yani Eskişehir durumunu biliyorsun. Eskişehir zaten şeye kadar, amatöre kadar düşecek. Borçları bittikten sonra tekrardan çıkacaklar. Tabii. Çünkü ödeme güçleri yok. Ödeme güçleri yok. Yani bu gidişle dediğimiz gibi yani Aksaryaspor menajerlerin güdümünde olan bir takım olarak şu anda yönetiliyor. Menajerlerin reklamı yapılıyor. Samet Sünler'in reklamı yapılıyor. Mesela dediğimiz gibi Samet Sünler'e gelmişken bunu herkes baksın. Yani bu bizim kafamıza uydurduğumuz bir şey değil. TFF'nin resmi hesabı. TFF'nin resmi internet adresi. Burada kim? Samet Sünler. Samet Sünler'in menajerliğini yaptığı oyuncuların listesi. Peki bu oyuncular kim? Okuyalım. Serkan Sefil, Furkan Korkut, Semih Görer, Mehmet Salih Yiğit, Yusuf Cihat Çelik, Ayuk, Alim Aykut Eski, pardon onu yanlış okudum. Oğuzcan Keskin, Berat Onar, Pınar Çektar, Orhan. Peki bu oyuncular kimin oyuncuları? Aksaryaspor oyuncuları. Menajerin üstüne kayıtlı olan bütün oyuncular, Samet Sünler'in üstüne kayıtlı olan bütün oyuncular Aksaryaspor'un şu anda oyuncusu. Tabi bu menajer de Allah rızası için yapmıyor bu işi. Hayır canım, şimdi eğer bunların üzerinden kar edecekse, para kazanacaksa bu sefer ne yapıyorlar? Kendi topçularını orada oynatmak. İşte onu diyeceğim yani. Şimdi Özbey Futbol'un web sitesinde bir önce gösterdik. 4-5 tane oyuncu var Aksaryaspor'da. Burada gösterdik 9 tane futbolcu var Aksaryaspor'da. Zaten 26 transferin 14-15 tanesi Özbey Futbol ve Samet Sünler üzerinden gelmiş. Yani biz işte bunun mücadelesini veriyoruz abi. Yani burada dediğimiz gibi Aksaryaspor'un ihtiyaçları doğrultusunda değil, menajerlerin ihtiyaçları doğrultusunda transferler yapıldı. Bu cümle önemli. Yani bu çünkü yarın öbür gün Aksaryaspor'a çok büyük zarar verebilir. Menajer çok mu üstün kabiliyetleri var Samet Sünler'in? Bütün futbolcuların Aksaryaspor almış. Yani çok mu iyi topçuları vardı Aksaryaspor almış? Ben topçularımıza laf etmiyorum. Çok iyi oyuncular da vardır. Normal oyuncular da vardır. Yani burada önemli olan konu, niye Samet Sünler sadece burada Aksaryaspor'da tam işte onun üzerinden bu transferler yapıldı? Niye Özbey Futbol'la Samet Sünler'in üzerine kayıtlı olan 14-15 tane futbolcu sadece Aksaryaspor'a devre arasında alındı? Yani şahsi menfaatler mi ön plana çıkıyor? Aksaryaspor'un menfaatleri mi ön plana çıkıyor? Takdir taraftarlarımız ve kamuoyun. Senin anlattığına göre biraz şahsi oluyor herhalde. Yani biraz da şahsi oluyor artık. Yani onu taraftarlarımız bilir. Şimdi yani şöyle diyelim. Mesela o konuya da biraz daha açalım. Bu dediğiniz gibi hem menajerlik yapıyorlar hem yöneticilik yapıyorlar. Hani bunun zararı olur mu olmaz mı? Yani bununla ilgili örnek olarak Taha Yalçınar bizim oyuncumuzdu. Giderken Taha Yalçınar bir açıklama yaptı. Taha Yalçınar açıklamasını gösterelim. Twitter'da kendisinin yapmış olduğu bir açıklama bu. Instagram'da pardon. Ne diyor Taha Yalçınar? Çok güzel günlerim geçti demek isterdim ama maalesef bu sezon perde arkasında yaşanmamasını dilediğimiz çok büyük olaylar yaşadık. Kendimi futbola vermekte çok zorlandığım bir ortam oluştu. Şimdi bu futbolcumuz bu şekilde dedi. Bunun detaylarını birazdan açıklayalım.
Çünkü şöyle bir buçuk dakika bir reklam arası versek olur. Ondan sonra devam etsek. Daha Yasin'in paylaşımının üzerinden de detaylandıralım. Çünkü daha önemli konular var. Devam edeceğiz. Bizim şeyin devam sıkıntımız edelim. Yok şu anda. Tamam. Zaman sıkıntımız tamam yok. Tamam. Bir dakika reklam verelim. Reklam arası veriyoruz. Kardeşim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Şimdi Taha Yalçıner. Taha Yalçıner'den. Aynen. Taha Yalçıner'i bir daha gösterelim. Taha Yalçıner'in Instagram paylaşımı veda ederken Aksel Spor'umuza. Yani oradaki açıklamasında şunu diyor. Başlangıçtaki açıklamalar da var. Ben ilgili kısmı okuyacağım sadece. Çok güzel günlerim geçti demek isterdim ama maalesef bu sezon perde arkasında yaşanmamasını dilediğimiz çok büyük olaylar yaşadık. Kendimi futbola vermekte çok zorlandığım bir ortam oluştu. Böyle bir açıklama yapıyor. Kendisinin giderken. Şer kardeşler geldikten sonra şunları anlatıyor. Tabii. Yani bu zannedersem yani işte dediğim gibi bu Şer kardeşler döneminde Rockman gitti. İşte dedim ya saydık ilk yayınımızda biz daha önceki yayınımızda. O giden oyunculardan bir tanesi Taha Yalçıner'de. Onların döneminde giden oyunculardan bir tanesi. Onları kastediyorum. Şu anda bunlar da sıkıntılı ama değil mi? Yarın öbür gün bunlarla da sorun yaşayabiliriz. Bunlar da gelecek. İşte saydık ya bir önceki yayında. Taha Yalçıner, diğerleri Rockman'dır, Elmar'dır vesaire bunlar gelecek. Şimdi Taha Yalçıner niye böyle başlama yaptı? Bunun altını doldurulması lazım. Evet. Şimdi şöyle bir şey diyeyim ben size. Bu Evren Bey dediğim gibi birkaç gün önce bir programa katılmıştı. O programda da diyor ki işte biz yöneticilerle çok iyi geçiniyoruz. Hocamızla çok iyiyiz. Çok güzel bir hava var. İşte biz işte kongreyi yapmaya da biliriz vesaire gibisinden açıklamalar yaptı. Biz 4 tane yönetici bir arada daha fotoğraf çekmedik ya. Yani 4 tane evet ben de onu diyeceğim. Ağzında bin yaşa. Yani 4 tane yönetici bir arada fotoğrafı yok. Dediğim gibi. Yani onun dışında Taha Yalçıner bunları yani uzaydan getirmiyor sonuç olarak. Kendisi Aksel Spor'umuzun oyuncusu. İçeride yaşanan olayları adam açıklıyor giderken. Madem ortalık çok güllük bir insanlık, şenlik nasıl böyle bir açıklama yapıyor? Yani bu açıklamaların muhatabı aslında Özbek kardeşler ve kulüp içerisindeki
Bu huzursuzluk. Bu huzursuzluğun başında da dediğin gibi Tahir Aksener paylaşımının altı şu şekilde dolduracağız. Birincisi Mercan Özbey kardeşler oyuncularımıza, Aksener Spor oyuncularına, gençlere, profesyonel yapılacak olan gençlere menajerlik sözleşmelerini kendisiyle imzalamanı teklif ediyorlar. İmzalamayı kabul etmeyenleri kadroya almamakla, kadro dışı bırakmakla, oynatmamakla tehdit ediyorlar bir nevi tırnak içinde futbolcuyu. Yalnız çok büyük bir iddia bu, biliyor musunuz? Veriyorlar abi. Aksel Spor'a çok büyük bir zarar verir bu yani. Veriyor ama Çekler Orhan örneği bunlardan bir tanesi. Eğer doğruysa gerçekten çok yazık mesela, yani. Mesela dediğin gibi işte Abdülsamet Sünder'in dedik ya 9 tane oyuncusu var. Bunlardan Semih bizim şu anda sağ kanat oyuncu mesela, genç oyuncu profesyonel yapıldı. Semih mesela bunlarla menajerlik sözleşmesi imzalayan bir tane oyuncumuz. Bu kabul etmiş Semih. Yani kendi takdiridir. Ama işte kabul etmeyenlere de oynatmıyorlar. Böyle bir baskı, psikolojik baskı, ekonomik baskı, futbolcuya bu tarz baskılar var. Yani mesela Halil Yaral'la yaşanan olay. Halil Yaral'ın menajerlik faaliyetlerini bundan sonra biz yürüteceğiz diyorlar Halil'e. Halil'i kabul etmeyince ben sizinle ilgili çalışmak istemiyorum deyince, tabii ki Halil'in kendi menajeri de var normalde, resmi menajeri var. Ama biz yapalım diyorlar Özbey kardeşler. Bu sefer Halil menajeri Özbeyleri arıyor. Oyuncumu rahat bırakın diyor. Bu oyuncu benim elimde diyor. Oyuncunun kafasını karıştırmayın diyor. Yani ne tabii gereği var? Şu ana kadar Halil biliyorsun takıma giremiyordu. Tabii. İlk maçta, oynadığı maçta zaten hareket ve tavırları, yani kendine olan özgüveni evet. Taban yaptı. Tabii. Yani bilmiyorum şu anda. Şimdi şöyle diyelim, bu Özbeyler hani dediğimiz gibi menajerlik faaliyeti yürütüyorlar. Kendileri parlatıp satacakları oyunculara da şu anda menajer sözleşmesi imzalıyorlar. Baskı yapıyorlar. Yani onlar da kendilerine bir yatırım yapıyorlar dedik ya. Aksel Spor'un menfaati mi, şahsi menfaat mi? Kendi menfaatleri doğrultusunda bir adım atıyorlar şu anda Aksel Spor'un içerisinde. Bunlardan diğer bir örnek milli takıma seçilen oyuncularımızdan bir tanesi. Kardeşim bir şey söylemeye çalışıyorum. Bunu kimse bilmiyor, biliyor musun? Evet. İnsanlar sadece yani insanlara gösterdikleri kadar şeyleri biliyorlardı. Bu açıklamalar bence yani çok iyi. Ya şimdi çünkü bunların hepsi şeyli bir de yani ispatlı. Tabii hepsi ispatlı. Yani hepsinin ispatı var. Biz bunları kendi kafamızdan uydurmuyoruz dediğim gibi. Yani bunlar hep yaşanan olaylar. Ümit Milli takıma seçilen oyunculardan bir tanesi. Bu Özbey kardeşlerle sözleşme imzalaması teklif ediliyor. En son giden haberler. Onlardan bir tanesine teklif ediyorlar. Kabul etmeyince kendisi, ben sizinle sözleşme imzalamam deyince kadro dışı bırakırız diyorlar seni. O da diyor ki kadro dışı bırakırsanız bırakın beni. Beni ilgilendirmez. Bunlara karşı çıkıyor. Ve karşı çıktığı için, menajerlik sözleşmesini imzalamadığı için milli takım kampına kendin git diyorlar. Özbey kardeşler tarafından. Biz senin masraflarını karşılamıyoruz diyorlar. Kendin git diyorlar. Res çekiyorlar. Yani Ümit Milli Takım'a seçilen bir oyuncuya bu yapılıyor. Çok saçma sapan bir şey aslında. Ya. Yani nerede kaldı Aksel Spor'un menfaatleri? Yani daha çok olaylar var böyle. Mesela dediğimiz gibi daha önceki yayında söyledik. Elmar kendi oyuncularıydı. Pekala içerideki diğer yöneticiler bunların hiçbirisini bilmiyor mu? Yoksa ya bilmek mi istemiyor? Onlara sormak lazım. Yani biliyorlardı muhakkak ama şimdi gerçi kulüpte de 3 tane işte Evren, Bişar, Serhat arasında dönüyor bütün işler. Yani kapalı kapılar ardında yönetiliyor. Yani benim kanaatim çoğu yöneticinin bu olaylardan, yani imzalanan sözleşmelerden, yapılan bu görüşmelerden vesaire haberi bile yoktur. Hani belki kulaktan duyuyor bir şeyler vardır ama. Ama derneklerde sonuçta o dernekte kaç kişi varsa evet. Mutlaka bunların imzaları var. Tabi var. Bunların yani. Da sorumlulukları var. Var, sorumlulukları var. İşte biz zaten onun mücadelesi veriyoruz. Şimdi diyoruz ya, davul birinin boynunda, tokmak başkasının elinde. Şu andaki durum o. Yani davul Hüseyin Ergüsel'in tabiri caizse hani olmasın. Atasözü. Hani Harun Ergüsel abimizin elinde, boynunda. Tokmak Özbeylerin elinde. İstediği gibi çalıyor. İstediği gibi çalıyor. Ama sorumluluk olunca Harun abiye gelecek sorumluluk. Yani ve yönetime gelecek. Bu arkadaşlar İstanbul'a çekip gitse, biz çekip gidiyoruz kardeşim, bizim artık hiçbir şeyimiz kalmadı bu kulüpte dese, hiç kimse bir şey iddia edemez bu arkadaşlarla ilgili. Geldiklerinde zaten onlar şunu söylediler. Yani bundan sonra işte kulüp içerisinde bütün harcamalara, kulüp yönetimdeki olan insanların borçları onların üzerine kalacak diye. Ama evet, bir seçim olmadı ki. Seçim olmadı. Onları değil, şu andaki bütün yönetimi bağlamıyor. Aynen öyle. Onunla ilgili dediğiniz gibi bir röportajda yapıldı açıklama. Onu da aldım, ben yanında getirdim. Aksel Spor Kulübü olarak Türkiye futbolunun geleceğine yön verecek bir tüzük değişikliğine gidiyoruz diye. Böyle başına yaptılar. Tüm borçlardan şahsi mal varlıkları ile sorumlu olacaklar yöneticiler diyor artık.
Ama bunu bu bişer. Şöyle bir şey var zaten. Yani seçime giderken bunu zaten yapamıyorlar. Tabii yapamıyorlar. Seçimden sonra bir ara seçim tabii. yapıyorlar. O zaman bunu getirebiliyorlar. Aynen öyle. Şu anda bunu getiremiyorlar. Şu anda getiremiyorlar. Yani şöyle diyor. Futbol kulüplerimizin milyonlarca lira borçlandırma dönemi bitti. Böyle bir cümle kurmuş. Kendisi bişer kendi şahsi Twitter hesabından açıklama yapıyor. Yok bizlere de yaptı. Ben size de yaptı. Biz de yaptı. Ben peki şunu diyorum mesela Bişar Özbey ve artık Evren Özbey kendileri bu kadar iddialılarsa kendi dönemlerindeki hani tam yönetici değiller, başkan da değiller ama şu anda dediğimiz gibi tokmak onların elinde. Kendi dönemlerindeki borçları şu an işte Eylül'de geldiler, Eylül 2020'de geldiler. Eylül 2020'den gidecekleri döneme kadar ki olan borçlardan şahsi sorumlulukları kabul edecekler mi acaba? Eğer şahsi sorumlulukları kabul ediyorlarsa alkışlayacağım, bravo diyeceğim. Ama kabul edemezler. Niye? Çünkü bu süreçte 2020 Eylül'den bu zamana kadar kulübümüz birçok aslında mali yük altına sokuldu. Kendileri şahsi olarak o sorumluluğu kabul etmezler. Sormak lazım. Kabul ediyor musunuz diye. Şahsi sorumluluğu kabul ediyor musunuz diye sormak lazım. Ama zaten yükümlülükleri yok ki zaten. Ya yok da. Hani diyorlar ya biz taşın altına elimizi koyduk, işte gövdemizi koyduk, böyle bir değişiklik yapmak istiyoruz, futbol tarihine geçeceğiz. O zaman kendinden başla. Kendi dönemindeki, kendin işte Eylül 2020'den gelen borçlardan şu anki ne kadar borçta bilmiyoruz kimse. Açıklasınlar. Desinler ki şu menajere bu kadar para verildi, şu oyuncuya bu kadar para verildi. 2020 Eylül'den beri biz bu kadar para verdik cebimizden. İşte şu kadar borçlandı kulüp. Biz bu borçlardan sorumluyuz desinler. Cesaret edebiliyorlar mı bakalım. O zaman samimiyetler ortaya çıkar. Sadece demeç vermekle bu işler olmuyor. Şimdi dediğimiz gibi yani futbolcular üzerinde bu tarz menajerlik sözleşmeleri üzerinden baskılar var. Bu Samet Süner üzerinden birçok şüpheli diyelim artık hani kendisi üzerine kayıtlı olan birçok oyuncuyla bütün oyuncularla Aksaspor'un sözleşmesi var. Bunlar sıkıntılı. Onun dışında neyden bahsedebiliriz? Şöyle diyelim. Yine kulübümüzün kendi Instagram ve Twitter sayfalarından yapılan açıklamalar var. Evren Özbey, Bişar Özbey, Zekiya Güneş ve Harun Erüksel. Kendileri antrenmana ziyarete gitmişler. Bu Instagram. Şöyle bir şey söyleyeyim zaten bu... evet. Hani ben 5 kişi yok dedim ya. İlk bu fotoğraf zaten. Ondan sonra bu. Dördünü bir, beşini tabii. Bir arada bulmam mümkün değil öyle yani. Aynen bu fotoğrafın da daha büyük bir şeyi bu, şekli bu. Şimdi buradaki açıklamada bunu göstermemdeki sebep şu. Buradaki açıklama hatalı. Açıklama nasıl hatalı? Diyor ki günün çift antrenmanı tamamladık. Aksaspor'un sayfası. Antrenmanı başkanımız Evren Özbey. Virgül. Yöneticilerimiz Bişar Özbey, Harun Erüksel ve Zekeriya Güneş yakından takip ettiler diyor. Şimdi bu açıklamayı nereden tutsak elimizde kalıyor. Tabii, nasıl elimizde resmi kalıyor? Resmi başkan aslında. Resmi başkan Harun Erüksel. Harun Erüksel'e yönetici diyor. Başkan Evren Özbey değil başkan diyor. İkinci faso. Üçüncü faso Bişar Özbey yönetici değil yönetici diye yazmışlar. Yani nasıl bu sürece bu noktaya geldik biz? Kulübün resmi dediğimiz gibi resmi sosyal medya hesapları Samet Süner'in elinde, menajerin elinde. Menajere diyorlar ki yaz bunu yazıyor, çiz bunu çiziyor. Adamın umurunda değil ki Aksaspor'un itibarı var mı yok mu onun umurunda değil ki o kazandı paraya bakıyor. Bir başka paylaşım Serhat Özbey ile Evren Özbey'in bu kendi paylaşımlarından. Başkanlık koltuğunda Serhat Özbey. O ön tarafta da Evren Özbey oturuyor. Yani başkanlık koltuğunda en son geçen bir ziyaretle oldu kulübe. O zaman da mesela kulüpte Harun Erüksel olmasına rağmen başkanlık koltuğunda Serhat oturuyor. Harun Erüksel şeyde yok, fotoğraflarda yok. Ama oradaydı o da. Ama zaten ama başkanlık koltuğunda Serhat oturuyor. Yani tamam başkan Harun Erüksel diyoruz. Bunların böyle bir başkanlık veya yöneticilik sıfatları yok da diyoruz ama bunlar kendi aralarında da sanki başkanlık koltuğu hani diyor 23 Nisan'da geçiyorlar ya çocuklar koltuğa. Yani artık o noktaya geldi yani koltuk artık. 23 Nisan değiliz ama bir Evren geçiyor, bir Serhat geçiyor koltuğa. Yani Aksaspor'un yani gülüyoruz ama aslında işler arası bir durum. Yani başka 50 yıllık bir kulübümüzün tarihi var. Acınacak 50 yıllık tarihte böyle bir durum görülmedi aslında. Yani bir gün Serhat otursun, bir gün Evren otursun. Yani böyle bir Aksaspor'un koltuğu, başkanlık koltuğu bu kadar basit bir koltuk değil ki. O zaman sadece onların suçu değil bu. Değil. Şu andaki yönetimdeki olan arkadaşların yani suçu var bunda. Yani onların da şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi diğer yönetimdeki abilerimiz Aksaray'da yaşıyor. Bu Özbek kardeşler İstanbul'da yaşıyorlar. Dediğimiz gibi bunlar yarın öbür gün
veya kongreden sonra çekip gitseler kimse umurlarında olmaz. Akhisar onların umurunda değil ki. Ama diğer Harun abi olsun, Zekeriya abi olsun, Mutlu abi olsun, Ufuk Merdi olsun hepsi şu anda Akhisar'ın içinde yaşayan insanlar. Yani dediğimiz gibi burada aslında biraz bu aşamayı da düşünmek lazım. Yani bunları da aklımızdan çıkarmamak lazım. Son olarak şunları söyleyelim. Kısaca hani biraz da izleyenleri de sıkmadan. Yani takımımız Özbey Futbol Kulübü tırnak içinde. Özbey Futbol Kulübü Akhisar Spor değil. Akhisar Spor değil de Özbey Futbol Kulübü artık yapıldı. Özbey kardeşlerin inşaat işleri var. Film işleri var. Film sektöründe faaliyet gösteriyorlar. Menajerlik faaliyetleri var. Onların bir tanesine de artık futbol kulübünü ekleyebilirler. Çünkü artık Özbey Futbol Kulübü olarak yönetiyorlar şu anda kendileri. Başkalarına söz hakkı yok. Sadece kendileri yönetiyorlar. Akhisar'daki kanaat önderleri olsun, kurum müdürleri olsun, iş adamları olsun, taraftarlar olsun. Daha önceden, mesela geçen yıl Yılmaz Vural döneminde olsun, daha sonraki dönemlerde olsun. Ne oluyordu? Her hafta antrenmana bir kurum geliyordu, bir müdür geliyordu, taraftarlardan geliyorlardı. Yılmaz Vural çok yere gitti ama biliyor musun? Çok yere gitti abi. Yani kulübe çok katkısı oldu. Tabii aslında. Çok katkısı oldu. Yani geçen sezon bir birliktelik vardı. İnsanları birleştirdi. İnsanları birleştirdi. Yani o uçurumu daralttı. Ama şu anda kapalı kapılar ardında Özbey kardeşler İstanbul'dan geliyor. Kimsenin ne haberi var ne şeyi var. Maç bitiyor tekrardan İstanbul'a gidiyorlar. Arada antrenmana geliyorlar, birkaç görüntü veriyorlar. Başkanımız, yöneticimiz vesaire. Yani tamamen aslında şu anda Akhisar Spor üzerinden bir aslında prim çabası olarak ben yorumluyorum bunu. Yani Akhisar Spor aslında şu anda bu menajerlik faaliyetlerine aracı yapılmaması lazım. Yani bu Akhisar Spor'un tarihine de bir leke aslında. Kimsenin seçim, kazanç kapısı seçim değil. Seçim kararı Akhisar alındı aslında. Seçim kararı evet. Gazetede de yayınlandı. Seçim kararı yayınlandı. Bu korona yüzünden ertelendi. İşte geçen gün söylediklerine göre biz seçime gideceğiz dediler zaten onlar kendileri. Yani bütün eski yöneticiler de bunu istiyor evet, ama. Doğru. Şimdi geçen gün yaptıkları açıklamaya göre gitmemize de çok da gerek yok. Biz çok yani başarılıyız işte, diyorlar. Çünkü. Aynen öyle diyorlar. Şimdi ben de onu anlamıyorum. Nasıl başarılılar? Yani Mesut Hoca'nın karnesi belli. İki tane galibiyeti var. Zannedersem Samsun maçıyla beraber 7. mağlubiyet oldu. Taraftarlar istemiyor. Taraftarlar da geçen bir yayın yapıldı. Taraftarlar da desteklemiyor. Taraftarlar da kongre diyorlar. Hani kongre olsun. Kongre süreciyle bu süreç devam etsin. Yoksa bu şekilde meşru olmayan bir şekilde yönetimin devam etmesine biz kabul etmiyoruz diyorlar. Kanaat önderleri de aynı şeyi söylüyor. Taraftarlar söylüyor. Biz söylüyoruz. Sanki dediğin gibi hani dedim ya film şirketleri var bu arkadaşlar. Şu anda senin de dediğin gibi onlar kişilere duymak istedikleri güzel şeyleri söylüyorlar. İşte biz iki maç aldık. Şu kadar transfer yaptık vesaire. Ama perde arkasında çok farklı şeyler var. Yani iş aslında öyle değil. Yani polyanacılık oynamanın bir anlamı yok. Akhisar Spor'umuzu bekleyen çok ağır mali yükler var şu anda. Şu anda kimse Akhisar Spor'un ne kadar borcu var bilmiyordu. En son herkes biliyordu. Tam 30 milyon borcu var. Şimdi ne kadar borcu var? Şu gelen futbolcularla beraber ne kadar borcu var? Menajerlere ne kadar para verildi? Doğrudan veya dolaylı. Bunları kimse bilmiyor. Dediğim gibi Akhisar Spor şu anda taraftarından ve kanaat önderlerinden, kurumlardan, Akhisar Spor'un sivil toplum kuruluşlarından kopuk bir şekilde yönetiliyor. İlk başta geldiklerinde işte Akhisar Spor, Akhisarlılar sahip çıkmadı vesaire diyorlardı. Şu anda Akhisar Spor'umuza sahip çıkanlar var. Birçok kişi bu sürecin artık kongreyle neticelendirilmesini ve kulübümüzün de artık meşru kongredeki üyelerin de onayını alan yeni bir yönetimin devam etmesini istiyorlar. Ve bir an önce Özbey kardeşler bu yönetimde eğer ki taliplerse kendileri kongreye gelsinler abi. Eğer kendilerine güveniyorlarsa. Zaten kendilerinin taahhütü de oydu. Onlar istemezse kongreye gidilmez mi? İstemezse önemli değil. Onların bir yetkisi yok zaten. Kongre yapmamakta onlar bir söz sahibi değiller. Yani şu anda yönetim burada hani Harun Öksel ve yönetimi söz sahibi. Yani şu anda da pandemiden dolayı işte tabii bekleniyordu. Mart'a kadar. Mart gibi, Mart'ın ilk haftası gibi düşünüyordu. Ama bu arkadaşlar baktık ki herhalde başkanlık koltuğu sevdiler. Hani biz devam edeceğiz vesaire diyorlar. Sanki dedim yani birkaç gün önce radyo programında çok işte yöneticilerimiz de çok iyiyiz, taraftarlarımız da çok iyiyiz, hocamız da çok iyiyiz. Polyanacılık oynuyorlar. Hayır, halbuki öyle bir şey yok. Mutlaka ki olabilirler ama bunu insan hiç olmazsa insanlara da göstersinler. Bütün yönetim kurulunu alsınlar, fotoğraf versinler, oraya çıksınlar. Ben 4 kişiden başka ilk defa ben bu fotoğrafı gördüm. Aynen öyle. Yani bir bu var işte. Başka da yok. Aynen öyle. Yani dediğimiz gibi yani burada ortak akıllı değil şu anki yönetimimizde Özbeylerin aklı.
var şu andaki yönetimde. Ve şunu da söyleyelim, bu arkadaşlar işte biz Akhisarspor'u çok seviyoruz. İşte Akhisarspor'un biz bütün cefasını çektik. Taşının altına elimizi koyduk, gövdemizi koyduk, çok sabah akşam çabaladık vesaire diyorlar. Ama aslında mesela Serhat Özbey'den başlayalım. Serhat Özbey Akhisarspor'umuzdan ziyade koyu bir Beşiktaş taraftarı. Onu da gösterelim burada. Burada kendisi de diyor şampiyonluk şarkıları dilimizden düşmesin. Bir başka Talisca'nın fotoğrafı var. Kendi bunlar paylaşımları. Talisca'nın formasıyla. İşte muhteşem gol. Talisca'nın maç formasını benim için getirmiş. Kardeşim Delar. Beşiktaş sevdamı unutmamış diyor. İşte birkaç tane daha fotoğrafı var Beşiktaş'la ilgili. Mesela Bişar Özbey. Galatasaraylı, koyu Galatasaraylıdır kendisi. Bir başka fotoğrafı koyu Galatasaraylıdır. Yani medyada sürekli işte biz şeyde Bişar Özbey'de işte Fenerbahçe'ye Ali Koç'a sallama şeyi var. Sürekli bir şeyler ortamı karıştırma. Zaten geçen günkü büyük toplantıda söyledim kendisine. Dedim yani şöhret olmak için ne dedim Fenerbahçe'ye mi saldırmanız lazım? Ya. Tabii toplu insanların içerisinde yani canlı yayın yaparken de söylemedim belki ama. Evet. Ya herkes büyük bir takım tutuyor. Tutabilir. Bak onda bir sıkıntı yok. Tutabilir. Onda bir sıkıntı yok gerçekten. Ama insanlar ortalığı germek için birilerinden fazla ilgi alabilmek için ya bir de şöyle diyeyim abi. Yani şimdi, sadece kamuoyu oluşturmak sen Akhisarspor yöneticisi olmadan tamam yöneticiyim diyorsun. Ama Akhisarspor'la ilgili tek bir kelime etmiyorsun mesela. En son hani dediler ya Balıkesirspor maçında işte hakem doğru takım vesaire falan filan. Ve onunla ilgili bir tek cümle bile etmiyorsun. Ama işte Ali Koç'a onu diyorsun. İşte Galatasaray'la ilgili, Falcao'yla ilgili bunu diyorsun vesaire. Biz de söyledik onu. Biz de söyledik. Niye dedik ki yani? Bir tek kelime etmiyorsun. Bizim ilgisini söylemiyorsunuz orada. Ama sonra lafa gelince de biz Akhisarspor için işte maddi menfaatler bizim için önemli değil. Biz işte her türlü şey fedakarlığı yaptık diyorsun. Ama Akhisarspor'la ilgili sosyal medyada, ulusal medyada hiçbir kelime etmiyorsun. Kardeşim şöyle bir şey söyleyeceğim ben sana. Sonuçta sen de bir ticaret yapıyorsun değil mi? Evet, tabii. Sen bütün hukuksal işlerini para almadan yapman yahut da yaşamını sürdürmen mümkün mü? Tabii değil. Yani kimse para kazanmadan bir işi yapmaz. Yani herkesin kendisine göre bir hesabı vardır. Tabii hesabı vardır. Ama şöyle diyelim biz yani Özbek kardeşler Eylül'den beri burada. Yani biz atıyorum biz bir kazandıysak Özbek kardeşler belki 100 kazanmıştır. Yani biz 3 yıldan beri yapıyoruz Özbek kardeşler 6 aydan beri yapıyorlar. Biz bir kazandıysak bu %100 böyle. Belki Özbek kardeşler menajerlikten, avukatlıktan, kardeşi üzerinden vesaire samimiyetler üzerinden 100 kazanmıştır belki. Yani bunu da kendileri açıklasınlar. Yani bununla ilgili zaten son zamanlarda taraftarlarda paylaşımları var. Bişar Özbey'in Galatasaray'la ilgilendiği bir ara Beşiktaş maçında İzmir'deyken Akhisarspor'umuzun maçında Erol Bulut'la ilgili eleştiriler yapmıştı. Ondan sonra da çok büyük tepkiler aldı Akhisarspor taraftarından. Sen Fenerbahçe'yi niye eleştiriyorsun? Akhisarspor maçındayız biz diye. Akhisarspor maçında içindeydi. Yani bu tarz eleştiriler var. Yani bizim özet olarak son noktayı şöyle koyabiliriz abi eğer ki yok şunu söylemeye şeyimiz varsa. Zaten herhalde 45 dakika bayağı bir uzadı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz sizi gelecek günlerde de yayını alabiliriz. Eğer Akhisarspor'un yani işine yarayacak menfaatları doğrultusunda tabii. Doğruları aynı bu açıkladığın gibi bütün hepsini evraklarla olduktan tabii, sonra tabii. Başımın üstünde yeriniz var. Anlarız. Biz ben şuradan şunu da söylemek istiyorum. Yani bunun aslarını eğer kendileri de hayır onların hepsi yalan, yanlış doğruları bizde diyorlarsa onlar da gelebilir. Açıklasınlar abi değil. Açıklasınlar. Yani biz burada her şey net resmi. Yani biz dediğimiz gibi abi biz şöyle yani son olarak onu da söyleyelim. Tabii. Son olarak notumuz önemli. Yani dediğimiz gibi Akhisarlılar Akhisarspor'a sahip çıkacaklardır. Akhisarspor'u sahipsiz zannetmesinler. Bir an önce kongrenin yapılması önemlidir Akhisarspor'un geleceği için. Bu şekilde meşru olmayan bir şekilde devam edilmesi hem kulübümüz açısından sıkıntılı hem de kulübümüzün itibarı açısından sıkıntılıdır. 50 yıllık bir kulübümüz var. Özbey kardeşler daha öncesinden Sakaryaspor'da bu şekilde bir yönetimi ele almak istediler. Ama Sakaryaspor camiası buna müsaade etmemişti. Akhisarspor'da bir boşluktan faydalanaraktan geldiler. Ama kendileri de geldiklerinde kongreyi biz hemen yapacağız diyorlardı. Bu sözlerinde de dursunlar. Yani yoksa dediğimiz gibi yani futbol talimatnamesi açık, futbol menajerleri çalışma talimatı açık. Dediğimiz gibi 4. madde 3. fıkrasında hem menajerlik faaliyetini doğrudan ve doğal yürütüp hem bir yandan da Akhisarspor'da yöneticiyim veya işte başkanım vesaire deyip poz veremezsin.
kendileri açısından da bu sefer sıkıntı zaten olacak. Zaten kendi açılarında da çok sıkıntı yok yani seçime gitmesinin. Çünkü Harun Er Yüksel ve Er Yüksel grubu oy kullanacak insanları çok. Tabii. Yani onlara sıkıntı yaşayacak bir olay da olacağını pek değil. Düşünmüyorum ben yani. Ama bu şekilde devam ama edelim. Resmi olur. Resmi olur. Kongre olması önemli. Dediğimiz gibi kendisi de çıksın. Aday olsun. Fark etmez. Herkes çıksın kim istiyorsa. Ama Aksar Spor'a Aksarlar sahip çıkacaktır. Bunlardan bilgiler olsun. İkinci bir Metin Korkmaz vakası dediğimiz gibi yaşanmaması için bir an önce bu kongrenin yapılması lazım. İyi kardeşim iyi ki geldin. İyi ki varsın. Sık sık seni buraya geliriz abi biz gelirsin, her zaman geliriz yani. Biz her zaman geliriz dediğimiz Aksar Spor için, taraftarlarımız için, gerçeklerin konuşulması için her zaman geliriz. Yayınımızı burada bitiriyoruz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür.